Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size veteriner hekimlerin en büyük sorunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani veteriner hekimi ne gibi büyük bir sorun olabilir? Herkes düşünür yani veteriner ne olur da sorun yaşar gibisinden. Arkadaşlar, bizlerin en büyük sorunlarından bir tanesi benim hatta müşterilerimizle alakalı. Nasıl? Şimdi bilgisayardan bakalım. Biliyorsunuz çip kayıt sistemi bu son günler. Burada programımızda kliniğimize ait 3128 tane üye kaydımız var. Yani kliniğimizin 3128 tane kayıtlı müşterisi var arkadaşlar. Bu müşteriler hadi 120, 130, 140 tanesi Antalya içine gidip gelen, seyahat eden, bazen İstanbul'da, bazen Ankara'da, bazen işte Bodrum'da olup bazı dönemlerde Antalya'da olan müşterilerimiz var. 200 tanesini silelim. Geri kalanı da hesaplayalım arkadaşlar. 3128'den 200 tanesini çıksa 2928 tane sabit klinimize gelen bir hasta portföyü var. Çarpı bir aile minimum 2 kişi, ortalama 3 kişi desek 8784 kişi arkadaşlar. 8784. Bunun üstünde 1000 kişide gelen herkese de muhakkak bir arkadaşı veya bir dostu, eşi, akrabası, annesi, babası, yeğeniyle geliyor. 9784 tane bizimle beraber olan dostlarımız var. Bizim klinik ailesi dediğimiz, bizim ailemizin içinde olan 9784 kişi minimum bir klinikle alakalı görüştüğümüz insan var. Şimdi telefon çalıyor. Kendi özel telefonum. İşte abi benim köpeğimin işte kustu, kusmuğun içinde şunlar var. Veya işte benim köpeğim dışkı yaptı, şu oldu. Abi şimdi sen hani kimsin, önce bir kendini tanı. Hani şimdi her köpek besleyenin bir tane veteriner hekimi var. Nasıl bizim mesela çocuk doktorumuz, bir tane evladımız var, çocuk doktorumuz, X insan. Biz o X insanı tanıyoruz çünkü bizim kendi doktor. Ama o doktorun yani binlerce hastası var. Şimdi ben telefonda kendi, yani bir tane numara 532 falan. Şimdi ben köpeğimde şu var diye konuşmaya başlıyor müşterimiz. Samimiyetten dolayı da. Ama ben sahibi kim? Köpek hangi köpek? Köpek ne zamandır bizde? Hangi işlemler yapılmış? Bugüne kadar bir hastalık geçirmiş mi? Kronik olan bir hastalığı var mı? Veya sürekli olan bir hastalığı var mı? Ben bunu o anki telefon çaldığı dakika beynimde çözemem ki arkadaşlar. Ben de diğer bütün hekim arkadaşlar aynı şekilde. Yani işte geçen sohbet ediyoruz birkaç veteriner hekim arkadaşla. Yani masadaki sohbetimiz bu oldu. Yani müşteri arıyor. Çok güzel, samimiyetle, sıcaklıkla. En doğal hakkı müşterinin. İşte köpeği böyle böyle oldu. Barış Bey ne yapıyor? Abi senin köpeğin neydi yani, ne oldu? Gibi bizim arkadaşlar en büyük, benim için yani en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani klinik var, farklı grupların içinde çalıştığımız, hizmet verdiğimiz siyasi hareketlerimiz var. Onun dışında çiftlikle sözleşmeli olduğumuz pet shoplar var, çiftlikler var. Yani oradan gelen insanlar hariç, yani telefonumuzda 10 binden fazla, 20 binden fazla kişinin isim kayıtlı. Yani bir anda, tamam bazı arkadaşımızı kaydetmişiz mesela, atıyorum Golden Retriever. İşte falan kişi diyor ama ben bir anda sizin köpeğinizin, kedinizin, yani ben olarak düşünmeyeyim, veteriner hekim olarak düşünüyorum, yani karşındaki veteriner hekim olarak, yani sizin açtığınız telefon dakikasında, yani robot değiliz biz ki hemen tık 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 o kişinin bütün seceresini çıkartalım. Bunun dışında şunu da yaşıyoruz, yani işte ben Ayşe'nin teyzesi Özlem, işte kedimizde şu oldu. Ama sizin için Özlem'in kedisinde mi sıkıntı var? Sizin kedinizde mi sıkıntı var? Yani konuşmanın başlangıcından bakıyorum. Yani burada en büyük bizim sorunumuz bence bu. Yoksa kliniğe gelen hastaların tedavisi, bakımı, operasyonları, artık bunlar bizim için günlük. Nasıl sabah kahvaltımızı yapıyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz veya bir yerde tatil yapıyoruz. Yani bunlar gündelik şeyler, nasılsa bizim için bir hasta bakmak, operasyon yapmak, teşhis koymak, bunlar artık günlük yaşamımızın en küçük hareketleri gibi düşünüyorum. Bunlarla alakalı hiçbir
derdimiz de yok, sıkıntımız da yok. Hatta biz mutlu oluyoruz. Gelen insanları dinleyip hastalıklarıyla alakalı bir çözüm bulduğumuz zaman hayattaki en büyük mutluluk bizim için bunlardan bir tanesi. Ama telefon trafiklerinde hep bir sıkıntı yaşıyoruz artık. Yani müşterimizin kırıldığını ben hissediyorum tabii. Abi beni tanımadın mı? Abi seni tanıyacağım ama yani Ahmet, benim telefonumda 100 tane Ahmet var, 1000 tane Hasan var, 300 tane Ömer var. Yani hangi Ömer'sin sen? Hangi Hasan'sın? Yani bunu ben senin telefon çaldığı dakika, ben cevap verdiğim dakika çözemem arkadaşlar. Bu barışayan olarak düşünmeyin. Bu hekim arkadaşlarımızın genel dertlerinden bir tanesi arkadaşlar. Hayvan besleyen tüm arkadaşlardan ricam, yani bütün hekim arkadaşlar adına konuşayım. Kendinizi tanıtın, köpeğinizi tanıtın, kaç yıldır hekimle çalıştığınızı tanıtın, köpeğinizin klinikte yaşadığı hekimle bağıyla alakalı yaşamışlar varsa onu anlatın. Yani sizi bir hekim arkadaş tanısın, ondan sonra çok bir samimiyetiniz, çok bir klinik hareketiniz varsa, gelip gitmeleriniz. Şimdi bazı müşteriler var, sadece aşıdan aşağıya gelir ama bazı müşterimiz var. Haftada bir kez uğrar, iki kez uğrar, kahveye uğrar, sohbete uğrar, bir hareket içindedir yani artık. Müşteriden çıkmıştır bizim dostluk bazında olan müşterilerimiz vardı. Köpeklerini ve kedilerini ya kanatlı hayvanlarını biz tanırız. Yani sesinden tanırım ben müşterinin artık. Yani o kadar samimi olan müşterinin telefon numarasını kaydetmemişimdir adamın o telaşla. Ama adamın sesinden kim olduğunu bilebilecek yapıdayımdır arkadaşlar. Ve köpeğini de veya kedisini de çok iyi, şimdi gidip geldiği için o samimiyet ve hareketli bize, bizimle olan bağ fazla olduğu için hızlı bir şekilde tanıyabilirim arkadaşlar. Bu sadece barışayan olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bütün kliniklerde bu böyledir. Pardon. Onun için sizden ricam, kendinizi, beslediğiniz kedi veya köpeği önce hastalığını veya sıkıntılarını söylemeden önce kendinizi tanıtın, hayvanınızı tanıtın, klinikte ne kadar süredir hizmet aldığınızı söyleyin, karakteristik özelliklerini söyleyin. Ondan sonra da eğer köpek veya kedinizin bir sıkıntısı varsa onu dile getirin. Ondan sonra hekim arkadaşlar bizler en iyi şekilde çözüm ulaşmışlar veya kapatırız. Kliniğe bağlanırız veya klinikte değilsek hemen dosyasını açtırırız. Neler yapılmıştır? Bugünden bugüne kadar ne gibi işlemler görmüş kedi veya köpeği? Bunlara bakarız. Eğer sürekli takibinde samimi olduğumuz kişilerse de direkt sonuca ulaşırız arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarla, yeni haberlerle sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.